Lan Yıldırım. Şu fıkra var ya hani çocuk gidiyor babasına diyor ki baba baba 5 lira versene. O diyor hani ben çok gidiyorum oğlum ona. Hangisi başkanı? Lan demiyorum baba baba. O geliyor. Yolun sonuna geldin Muro. Ben öyle düşünmüyorum. Senin ne düşündüğün umurumda değil. Bir kere de bizim şu düşüncemize önem verirseniz. Muro bu hayatta doğru düşündüğüm bir tek şey söyle. Halkımız eziliyor yalan mı? Halkımız. Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ayırt etmeksizin bu coğrafyada yaşayan ezilmiş insanlarımızdan bahsediyorum. Sen bu ezilmiş halkına şimdiye kadar nasıl hizmet ettin? Bilinçlendirdim. Şiddet kullanarak mı? Bize başka bir yol bıraktınız mı? Şimdi bir yol koyacağım önüne hizmet etmen için. Devlete mi? Bak, itirafçılık diyorsan ben o işte yokum. Hayır, millete hizmet edeceksin. Alemdar Polat. Sen bu teklifini şahsi teklif olarak mı yapıyorsun? Yoksa bir kurum adına mı yapıyorsun? Şahsım adına yapıyorum. Benden başka güvenebileceğim bir kurum var da ben mi bilmiyorum Murat? Senin gibi bir egemen gücün bu halkın derdine düşmesini ben anlamadım. Niye halk için mücadele ediyorsun? Ben insanımızı seviyorum. Ben bu toprakları seviyorum. Bu topraklara ait her şeyi seviyorum. Bu topraklarda yaşayan insanların hem kendi topraklarına hem bütün dünyaya önemli değerler ürettiğine inanıyorum. Mesela barış Milletimizin en büyük özelliği birbirini kesen insanlarla dolu olan bu coğrafyaya barışı getirmesidir. adaleti getirmesidir. Eskiden de onlar. Şimdi niye o göremiyoruz bu topraklarda? Nerede adalet? Sen söyle. Emperyalizmin çocuklarının bu topraklarda egemen olması ne barış bıraktı ne adalet. Emperyalizm halkımızın taleplerini küçümsedi, aşağıladı, yok saydı. Buna direnenleri de işkencelerde inim inim inletti. Peki senin bu konuştuğun dil Emperyalizmin dili değil mi? Bu jargon halkımızın jargonu mu? Muro, emperyalistler yönetenleri nasıl kullandıysa... ...senin gibi garibanları da öyle kullandı. Ben başka bir seçeneğe sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Başkanım, Alemdar Polat Beyefendi'yi bir dinleyebilsek tam bir açılım yapıyordu kendisi. bu topraklarda herkes ezildi Muro. Herkes baskıya maruz kaldı. Herkes yanlış anlaşıldı, küçümsendi. Müslüman diye aşağılandı. Vatanını seviyor diye aşağılandı. Özgürlük istiyor diye aşağılandı. Kürt diye aşağılandı, Alevi diye aşağılandı. Bunlar projeydi Muro. Bunlar senin emperyalist dediklerinin tuzağıydı. Bu tuzakları İskender gibi derin çeteler kurdu. Ama bizim milletimiz o kadar büyük ki hiç kimse ağlamadı. Hiç kimse şikayet etmedi. Hiç kimse Washington'dan, Brüksel'den, Moskova'dan medet ummadı. Arada sırada canına tak etti, silaha başvurdu yanlış olduğunu bile bile. Ama o silahı üretenlerin de, silahı itenlerin de onlardan olduğunu gördü. Örgütte yok mu Muro? Washington'dan, Brüksel'den, Moskova'dan emir alan. Olmaz olur mu ya? Eğer olmasaydı, herkese karşı duran, en çok da İskender gibi derin çetelere karşı duran, dik duran Muro burada olmazdı. Bakalım ne kadar dik duracaksın Muro. Ne yapmayı planlıyorsun? İskender'i de çetesini de yok edeceğim. Ben İskender'in oyununu bozdukça o yapmaması gereken eylemlere giriyor. Sen de bu eylemlerin ya içindesin ya etrafında. Yani? Seni mahkemeye çıkaracağım. Gizli tanık olarak bütün bildiklerini anlatacaksın. Tabii ki tarihe tanıklık etmek lazım. Ancak halkıma hizmet etmenin yeni yöntemleri konusunda çok kafa patlattım. Ve bunların hiçbirinin yolu cezaevinden geçmiyor. direkt mebusluk işini iletsek başkanım. plase olarak belediye başkanlığı da olabilir. Tercihen metropol. Ama çok sıkıştık. Pol'de neden olmasın? Pol derken çatın?